9 günlük Ramazan Bayramı tatili iç pazardaki turizmi hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin uzatılması yönündeki kararı erken bildirmesi turizm sektörünün yüzünü güldürmüştü. Tatilin açıklanmasıyla birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan vatandaşlar tatil bölgelerinde havaların sıcak oluşunu göz önünde bulundurarak erken rezervasyonlarını gerçekleştirdi. Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı şeridindeki oteller 9 günlük tatili %100 doluluk oranıyla geçirdi. Doluluk oranına iç pazardaki tatilin yanı sıra Avrupalıların Paskalya Bayramı'nın da Ramazan Bayramı'na yakın olmasının etkisi de oldu. Oteller adeta yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Öte yandan oluşan yoğunluk Antalya Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki verilere de yansıdı. 9-13 Nisan tarihler arasında kente iç hatlardan 47.082, dış hatlardansa 135.745 kişi olmak üzere toplam 182.827 giriş gerçekleştirildi. Beklentilerimizi açıkladığımızda buna inanmayanlar oldu ama bayramda görüldü ki beklentilerimiz doğru çıktı. Özellikle Akdeniz'de açık olan tesisler bu bayram periyodunda %100 doluluğa ulaştı. Keza Ege bölgesindeki açık olan tesislerimiz de %100 doluluğa ulaştı bu bayram periyodunda. Oldukça verimli geçti. Onun dışında Kapadokya çok yoğun geçti. Karadeniz bölgesi. Zaten Güneydoğu'da Urfa, Mardin bölgesindeki oteller bayramdan 10 gün önce satışa kapatmışlardı. Oradaki kültür turlarımız çok yoğun geçti. Hem acentalarımızdan aldığımız geri dönüşler hem çalıştığımız otellerden aldığımız geri dönüşlere baktığımız zaman da oldukça verimli bir bayram periyodu yaşadık. İnşallah yaz sezonu da böyle geçecek. Sadece partnerlerimizden çalıştığımız firmalarla yaptığımız görüşmeler, edindiğimiz izlenimlerde bu 20 milyon rakamının çok üzerine çıktığımızı tahmin ediyorum. Çünkü birçok turistik şehrimiz çok dolu geçti. Çok yoğun dolu geçti. Çok kalabalıktı. Trafik yoğunluğu vardı Antalya'da, Ege'de, Karadeniz'de, Kapadokya'da, Urfa'da, Mardin'de çok yoğun trafik vardı. Bu da gösteriyor ki bizim tahminlerimiz ulaşmış gibi gözüküyor. Ramazan bayramının güzel taraflarından bir tanesi de bu. İnsanlar sabit kalmıyorlar. Mutlaka dost, akraba ziyaretinde bulunuyorlar. Çünkü normal dönemde çalıştıkları için. Bayram bu 9 günlük bayram, çok geniş bir tatil süreci. Bunu oldukça iyi değerlendirdi. İklim koşulları da çok iyi gitti. Hava sıcaklığı 25-30 dereceleri buldu özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında. Bunu vatandaşlarımız değerlendirdi ve o hareketleri de sağladı. Bunun sebebi şu, özellikle Avrupalıların kutladığı Paskalya Bayramı bizim Ramazan Bayramı ile hemen hemen aynı döneme denk geldi. Dolayısıyla Avrupalıların kullandığı Paskalya Bayramı bizim Ramazan Bayramımız, ikisi üst üste düştüğü zaman da hem yabancı akınına uğradı sahil kesimimiz hem de yerli turist akımına uğradı. Bu da çok güzel oldu. Şu 9 günlük periyot özellikle sezon başı olması vesilesiyle turizm sektörü için de bir moral oldu. Çünkü son 4-5 senedir pandemiydi, depremdi, birçok olumsuzluklarla sezona iyi başlayamıyordu turizm sektörü. Böylece bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Bu da bize moral motivasyon oldu, güzel oldu. 2019 yılının rekorunu kırıp üstüne geçmiştik. Dolayısıyla biz 2024 yılında da 2023 yılın üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anki veriler Kasım'dan bu yana devam eden erken rezervasyon satışları bunu gösteriyor. Biz minimum %10 artış bekliyoruz geçen seneyle. Bu sene 56 milyon, 2023 yılında 56 milyon yolcu karşılamıştık turizm sektörü olarak. Tahmin ediyorum bu sene bir %10'la yaklaşık 60 milyon civarını bulacağız. Biz 20 milyon hareket, yaklaşık 100 milyarın üzerinde bir ciro olacağını tahmin ediyorduk ama bu rakam zaten gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şu anda 20 milyon üzerinde bir hareketin olduğunu görüyoruz. Biz ciro anlamında da bu 100 milyar, belki 150 milyara bile çıkmış olabilir. Tabii bunu TÜİK'in verileri, bu hafta içerisinde açıklayacağı verilere bakacağız. Ama bizim öngörümüz, bizim edindiğimiz izlenim, bu yönde biz 120 milyar TL'nin üzerinde bir ciro yakalandığını düşünüyoruz.